Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha doğrusu Bluetooth kulaklıkları inceleyeceğiz. Gerçi videoya başlamadan önce şöyle bir not düşeyim. Kulaklık meselesi çok göreceli kavramlardan biridir. Yani kişiden kişiye çok değişir. Hani benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz, sizin beğendiğinizi ben beğenmeyebilirim. İnsanların hani algısı kulaklıklarda gerçekten çok değişkenlik gösteriyor. Şöyle genel hatlarıyla bakacağız. Hani bütün markalara zaten bakmayacağım. Mesela Apple'ın kulaklıklarına zaten bakmayacağım. Hem biraz marka seçeceğiz, seçeneği daraltacağız. Çünkü burada yüzlerce ürün var. Bunun altından hani kalkılmaz. 47 sayfa diyor zaten. Bitmez yani bu. Şuradan filtrelerimize başlayalım. Anker zaten Amerika'nın en kaliteli markalarından biri. Jabra yılların zaten kulaklık firması. Bluetooth kulaklıklarda adamlar çok iyiler zaten. Başka JBL, Philips. Hadi be, tıklayamadık. Philips, Sony. Başka ne var kaliteli ya da işimizi görecek? Polo Smart'ınkiler böyle orta yolu. Polo Smart'ın şeyleri güzel. USB şarj kabloları var böyle dışı örgülü olanlar. Xiaomi'yi seviyoruz ya. Hani fakir dostu dedikleri firma yani. Bir zamanlar Huawei de öyleydi de işte kendini bir elit çıtaya çekince öyle kaldık biz de. Başka kalite. LG'yi valla LG'yi bilmiyorum. Goldmaster bilmiyorum. Huawei'yi bilmiyorum. Aslında en çok kullanılabilecek markaları seçtik. Bir marka daha vardı. Onu arıyorum. Çok tanıdık bir marka. Baş harfi V. Enteresan. Burada yok. Tamam. Yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Şu an fiyata göre sıralanmış durumda. 3, 6, 7 tane marka. Şimdi Jabra'nın Talk 2 isimli Bluetooth kulaklığı. Bunu zaten ben biliyorum. Genelde böyle gününüz direksiyon başında geçiyorsa böyle sürekli kulağınızda takılı hafif bir şey arıyorsanız zaten bu yani biçilmiş kaftanlardan bir tanesi. Hani çok ben şimdi hani minyon sayılmam ama orta yolda hani bir insanım. Hani bazı insanın kulakları mesela çok iri olur, bazılarınki ufak olur, hassas olur. Bu hani hepsine uyuyor. Şu model BT2045 bu yanlış hatırlamıyorsam daha eski modeldi. Fakat küçük kulaklı insanların hani kulağını tahriş etmiyordu. Daha iyi ve daha hafif bir hissiyat veriyordu. Zaten çengeli var, direkt kulağınıza takıyorsunuz. Şu iki modeli tavsiye edebilirim. Philips'in bu modelini hani tecrübe etmedim, bilmiyorum. O yüzden geçiyorum. Xiaomi'nin basic kulaklıkları ya şunu Xiaomi'nin kulaklık serileri aslında fena değil. Bu biraz daha tize dönük bir kulaklıktı ama yani genel kullanım itibariyle insanlar memnun. Yalnız şu kulaktan aşağı doğru sarkan kısım biraz uzun olduğu için alışmanız biraz zaman alıyor bu kulaklıklar için. Eğer bu hani bu zaten 3 şu 1 2 3 kulaklık hani genelde böyle müzik dinleme değil de genelde işte Bluetooth üzerinden konuşma, telefon konuşmaları vesaire için. Şimdi iş konuşmaya gelince şurada Jabra'dan başlıyor zaten stereo kulaklıklar. Ki bu çok hafif gerçekten hani harika bir kulaklık gerçekten. Baslar çok şey değil, tok değil. Daha çok böyle tiz ağırlıklı bir kulaklık. Ama müzik için de fena değil. Hem bir fiyatı da uygun yani. 94 lira yani. Kaliteli bir kulaklığa sahip olursunuz.
Bu Bluetooth 5.0 destekli versiyonu olması lazım. Jabra'nın yeni modeli. Tabii müzik için değil yani. Şimdi şurada JBL'in sport ürünü var. Wireless kulaklık. Ya bu kulaklık daha çok böyle hani yürüyüş yapanlar, koşu yapanlar için uygun olduğunu iddia ediyor. Yalnız altına bir not düşeyim. Hani bu tür kablo sarkmaları vesaire mesela bazı insanları rahatsız edebiliyor yürüyüşte. Hakikaten terliyorsunuz, yüzünüze gözünüze çarpıyor mesela, tamam mı? Yani ben tecrübe ettiğim kadarıyla çok memnun kalmadım ama şöyle bir şey yapmıştım ben. Kablo kulak yürüyüşlerde özellikle kablolu kulaklık kullandığım zaman boyun askı kısmını arkadan, boynumun arkasından dolandırmıştım. En azından bir nebze daha rahat oluyor. Xiaomi'nin AirDots, ya bunun fiyatı çok uygun. Bluetooth 5.0 destekli şeyin kulaklıkların birbiriyle senkronizasyonu yani şey yok arada. Böyle hata payı yok. Hani müziği kaçırmıyor yani. İki kulaklıkta da tam aynı anda duyuyorsunuz. Kulağın içine girme kısmı, ya bu kısım benim hakikaten hoşuma gitmiyor. Şimdi bazı insanın şu kulaklıkların kulak içi, daha doğrusu kulaklığın yani tamamen kulağın içine gömülmesi insanı rahatsız eder. Hakikaten beni de rahatsız ediyor. O yüzden bu tür kulaklıkları mesela ben rahat kullanamıyorum. Yani harika kulaklık, iş görüyor. Zaten kendi kutusunda şarj oluyor. Taşıması kolay. Aslında kolay düşüp kaybolacakmış gibi zannediyorsunuz ama şu sünger kafalarına özel bir şey yapmış Xiaomi. Yay gibi böyle hani takar takmaz kenetleniyor yuvaya. Hani kulak deliği ne kadar geniş olursa olsun bir şekilde şey kavruyor. Yalnız kulak deliğiniz küçükse ağrı, sızlama özellikle de şu iç hemen kulak deliğinin başladığı noktada üst kısımda bir hafif bir kıkırdak olduğunu göreceksiniz. O kıkırdağı fazla sıkıştırıyor. Ama genel hatlarıyla bu kulaklık hani çoğu insan için uygun ve güzel bir kulaklık. Yani kulağınızın içine girmesini istemiyorsanız o ayrı. Ben sevmiyorum mesela. Bu arkadaş da kulak içi kulaklık Jabra'nın. Güzel bir kulaklık. Bassları fena değil. Orta yolda diyebiliriz. Ya zaten şimdi tam boy kulaklık olmadığı için zaten bu tarz kulaklıklarda şey beklemek yanlış olur. Bası böyle güp 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 vursun. Hani öyle bir şey mümkün değil. Bu kulaklık hakkında fikrim yok, bilmiyorum. Şundan arkadaşım kullanıyor, çok memnun. Hatta şarjı da bayağı iyi gidiyor yani. Ses kalitesi çok iyi. Boyundaki şu askı olayı, yani boyundaki askı olayı ilk başta bir garip geliyor insana da. Ya çok çabuk alışıyorsunuz ya. Hani gömlek de giysen, tişört de giysen, ne bileyim, hani kazak da giysen, hatta mont da giysen batmıyor, rahatsızlık vermiyor ve pili de bu arkadaşların çok 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 uzun gidiyor. Ama bu da Xiaomi'nin ikinci nesil yeni serilerinden. Bunlar daha enteresan. Parmak izle kontrol falan muhabbeti var ama ben tecrübe etmediğim için çok bir şey diyemiyorum. Ama tabii yani fiyatı da bence uygun. Evet, Samsung U Level. Samsung'un giriş seviyesi Bluetooth kulaklığı. Yine boyuna askı kısmı falan vesaire var. Ses kalitesi fena değil. Basslar o kadar uçmuyor yani. Çok tok değil yani bassların şeyi. Tizleri iyi. Frekans aralığı falan vesaire kurtarıyor. Ama şöyle bir dezavantaj var. Bu arkadaşta ses ne diyorlardı? Ses yalıtımı mı? Unuttum bak şimdi tabiri. O yok. Ha, gürültü engelleme yok. Bunun bir üst modeli var. Level U Pro. Onda aktif gürültü engelleme de var. Ya pasif miydi? Onu tam hatırlayamadım ama gürültü engelleme üst modelinde var. Hani şunu almaktansa üst modelini almanızı tavsiye ederim. Eğer Samsung istiyorsanız. Şimdi Anker artık Bluetooth hoparlörlerle zaten adamlar çığır açmış. Hakikaten ya ufacık Bluetooth hoparlörü var, muazzam ses veriyor. Hani ya sesi sona kadar açıyorsun, ya gram bozulma yok.
Böyle yırtıyor kendini ama yine de hiç sesi bozmuyor. O yönden hani Anker'in bütün mallarını ben hakikaten çok beğeniyorum. Zaten çok kaliteli. Suya dayanıklı bir işte Bluetooth hoparlörü. Şarjı falan çok iyi gidiyor. Yine kulak içine giren versiyondan ki bir de hani söylemeyi unuttum. Şeyde de mesela JBL'de, Jabra'da da vardı o. İki kulaklığı birbirine ters yaklaştırınca arkalarında mıknatıs var. Hani boyun kulağınızdan çıkardığınız zaman boyun askı aparatı boynunuzda mesela. Hemen göğüs kafesinin önünde çıt diye birleştirip bırakabiliyorsunuz. O yönden iyi. Hani Philips'e de bu para verilmez zaten. Onu geçiyorum direkt. Bunları da geçtim. Burada Anker'in yine başka bir modeli var. Bu da yine kulak içine giren model ama bu spor yapanlar için daha uygun. Çünkü kulak kancası olduğu için bu arkadaşta hani koş, zıpla, ne bileyim hareket et sıkıntı yok. Zaten boyun ipi falan bunun çok ince. Hani varla yok arası gibi bir şey. Rahatsız etmez yani sizi. Şahsen aslında ben tam boy kulaklıkla da spor yapabiliyorum ama yani diyorum ya kişiden kişiye değişen bir mevzu bu. Ben kulağımın içine girmesini istemem kulaklığın kardeşim. Tam üstünde kalabilir, sıkıntı yok. Aynen böyle. İşte tam benim aradığım kulaklık tipi. Kulak üst, yani kulak içi ama hani kulak zarının olduğu kısma girmiyor yani. Tam kulak yuvasının orada takıyorsunuz, orada kalıyor. Bu tür kulaklıkları ben çok beğeniyorum ki JBL'in ürünü zaten. Yani bunun şarjı vesairesi zaten uzun gidiyordur. Basit bir ses açma ve cevaplama tuşu var zaten üzerinde. Tamam işte benim için biçilmiş kaftan. Şu tarz kulaklıklar tam bana uygun kulaklıklar. Xiaomi'nin AirDots var ama bununla önceki baktığımız model arasında birkaç fark var. Bir IP sertifikası ile yani suya dayanıklılıkla alakalı bir durum var. Bir de ses kalitesi ile alakalı bir durum var. Bu arkadaşın basları daha net, tok. Yani boyu ufak ama güp 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 diye o şeyi hissettiriyor size. Yani diğer modelle kıyaslar isek. O yüzden tavsiye edilir. Ya şimdi bak Sony'nin de şöyle ekstra baslı modeli var. Yani şimdi Xiaomi mi bu mu derseniz hani bence Xiaomi. Çünkü aynı ikisi fiyat zaten birbirinin dip dibi ama Xiaomi daha çok fazla şey sunuyor. Bir de kabı mabı vesairesi var yani şık bir şeyi var. Bunun da kablo mablo muhabbeti var. Şimdi daha üst modellere çıkacağız mı? Açıkçası gerek duymuyorum. Zaten 300 standart yani 300 lira bandında bu kadar var. Ya şurada spor olduğu için belki bakılabilir. İlginç bir rengi var. Yine kulak içi ama kulak kancası var. Ya şöyle bir şey var. Kulağınızdan çıkacağına şüphe ediyorsanız kulak kancalı alın. Ama ya şimdi onu da denemeden işte öyle bir kötü durum var. Tamam, tecrübe etmeden emin olamıyorsunuz. Mesela benim kulağımdan o hatta kulak içine girmeyen tipte olan kulaklıklar kulağımdan hareket esnasında çıkmıyor. Ama benim arkadaşım o problemi yaşıyor. Atıyor hemen kulaklıklar kendini. Dolayısıyla hani tecrübe etmeden de emin olamıyorsunuz. Ya şuna bak ne şekil yapmışlar be. Neyse bunlar eskide kaldı. Evet. Samsung Gold Level Up Pro işte az önce bu arkadaştan bahsediyordum. Gürültü engelleme vardı. Bakalım hatta aktif gürültü engelleme mi pasif mi? Suya tere dayanıklılık var. Çift telefon desteği. Bluetooth 4. Evet. Aktif gürültü önleme. Yok. O zaman pasif gürültü engelleme var. Ama var yani. Evet, bunda da o yapıştırma muhabbeti var. Çoklu mikrofon onu bilmiyorum. Hakikaten temiz ses veriyor mu? Denemek lazım. Net dengeli ses, maksimum konfor.
Vallahi evet, şurada gürültü azaltma dedi. Ha, bu şey mi? Mikrofon için olan kısım. Neyse, göremedim de tamamını okumak istemiyorum ama bunda o özellik var diye biliyorum. Pasif gürültü engelleme var demek ki, aktif olmadan. Pardon. Şimdi aslında 300 bandına çıkmayacaktım ama ya şu benim sevdiğim tam boy kulaklıklar. Abi kafanı takacaksın. Bas mı bas. Canavar, ver coşkuyu gitsin. Şimdi burada Philips'in, bu Philips'in, ya şöyle bir şey var. Philips'in hakikaten kulaklıklarını ben çok beğeniyorum. Kalite olarak. Bana hitap ediyor. Yani şu arkadaşlara da bir test, yani bir test etmek isterim açıkçası ama şu biraz daha sanki şey geldi bana. Dandik demeyeyim de hani biraz daha kalitesiz, de şu daha kaliteli geldi bana nedense gözüme. Tabii kıyaslamak lazım hani nedir ne değildir. Evet. Bu tam boyları seviyorum ben ya. O katlanır tasarım. Güzel. 60 saate veren. Oo, abi benim gibi müzik dinleyen birisi için muazzam bir şey işte. 400 lira. Şunu 300 lira çek işte baba. Bu da bayağıdır duran model. Bunu biliyorum. Sesi iyidir de ya. O parası çok bence. Daha da çıkmıyorum. Bir de bir marka daha vardı ya. Bende var hatta. Vestel Decibel. Vestel Decibel'in aynen bu kulaklık. Bu kulaklık niye çıkmadı? Hatta şunun aynısı var bende. Fiyatı çok uygun. Ben de 100 lira civarı bir fiyat almıştım. 100-110. Bu arkadaşta pasif gürültü engelleme var. Çok berrak ses veriyor. Spor yaparken bunu kullanıyorum. Hatta kulağımda uzun süre kaldığı halde hiç rahatsızlık vermiyor bana. O yönden çok iyi. Ben bundan felaket memnun kaldım. Şarjı falan çok iyi gidiyor. Yorum ortalaması da evet, çoğunluğu çok iyi zaten. Gerçekten çok iyi. Şaşırttı yani Vestel beni. Hani Vestel, evet ben evimde birçok beyaz eşyasını kullanıyorum ama teknoloji namına mesela kullanmamıştım. Bu kulaklığı da özellikle önerebilirim. Dahili mikrofonu da çok güzel. Ses kaydı vesaire alacaksanız harika iş yapıyor. Bunu da en son not düşeyim dedim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bayağı bir abone toplamam lazım. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.